Bir milleti ayakta tutan üç temel unsur vardır. Dini, tarihi ve edebiyatıdır. Fen, biyoloji, kimya, matematik bunlar insana bir meslek kazandırabilir. Fakat bunlar insana şahsiyet kazandırmaz. Şahsiyet kazandıran ilimler dindir, tarihtir ve edebiyattır. Bugün bu üç noktadan da bizler saldırı altındayız. Batı bizi madde planında yok edemediği için bugün manevi açıdan aileyi ve gençliği çökertmeye çalışıyor. Tarihten ve edebiyattan bugün bu üç alanı da batıya göre anlatıyoruz. Yıllarca İmam Hatip sıralarında ve hala da bunun psikolojisi hala bizim insanımızda var. FETÖ kafası. İslam hoşgörü dini değildir. Bunlar sahabe efendimize bakacağız. Resulullah'a bakacağız. Yol onun yoludur. Bir yol oraya varmıyorsa o yol sıkıntılıdır. Biz çocuklarımızı, biz gençliğimizi Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı anlatarak yetiştirirsek o zaman zaten doğruyu yapacağız. Onlar sizin hayatı sevdiğiniz gibi, sizin şarabı sevdiğiniz gibi, sizin kadınları sevdiğiniz gibi onlar da şehadeti ve ölümü seviyorlar. Teslim olun dedi. Bugün okullarda sahte kahramanı sana kahraman diye yutturuyor. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Öncelikle hepinize teşekkür ederim. İstifade ettik. Dünden beri kıymetli hocalarım, kıymetli ağabeyler, ablalar çok önemli konulara temas ettiler. Naçizane bir genç olarak, bir tarih öğrencisi olarak belirli noktalara dikkat çekmek istiyorum. Bir milleti ayakta tutan üç temel unsur vardır. Dini, tarihi ve edebiyatıdır. Bunun içerisine dördüncü olarak dilini de ekleyebiliriz. Bir milleti ayakta tutan bunlardır. Evet, fen, biyoloji, kimya, matematik bunlar insana bir meslek kazandırabilir. Fakat bunlar insana şahsiyet kazandırmaz. Şahsiyet kazandıran ilimler dindir, tarihtir ve edebiyattır. Bu ilimlere sahip olmayan, az buçuk bu ilimlere vakıf olmayan insanlar rotasını sağlam çizemez, tabiri caizse hafızasını kaybetmiş, Alzheimer olmuş bir millet olarak karşımıza çıkarlar. Bu ilimlere sahip olmayanlar evlatlarını ve gençleri iyi yetiştiremezler ki öyle de oluyor. Bugün bu üç noktadan da bizler saldırı altındayız. Batı bizi madde planında yok edemediği için bugün manevi açıdan aileyi ve gençliği çökertmeye çalışıyor. Bu alanlarda bizi vurmaya çalışıyor. Dinden, tarihten ve edebiyattan bugün bu üç alanı da batıya göre anlatıyoruz. Geçen gün Ebu Bekir hocamın sayfasından şöyle güzel bir sözünü paylaşmıştık. Hocamın ifadesi, tarihi Toynbee'den, dini Gotzer'den, felsefeyi Aristo'dan, psikolojiyi Freud'dan öğreten bir eğitim ne kadar kendi medeniyet ufkunu oluşturabilir, ne kadar yerli ve milli olabilir? Bizim kendi değerlerimiz yok mu? Bizim kendi kaynaklarımız yok mu? Bizim kendi hafızamız yok mu? Bizim kendi değerlerimiz ve değerlilerimiz yok mu? Bunlardan öğrenmek lazım. Dinden bizi sağlam bir şekilde vurmaya çalışıyor. Tarihten, edebiyattan seni buradan yok etmeye çalışıyor. Bir gençlikten bahsediyoruz. Bu gençlik eğitim alıyor. Ben İmam Hatip sıralarından geçmiş ve bugün hala üniversitede eğitim alan birisi olarak üniversitede ve lisede okutulan dersleri ve müfredatı gördüğüm zaman şunu fark ediyorum. Tıpatıp dini batıya göre anlatıyor. Tarihi batıya göre anlatıyor. Batının bakmak istediği gibi bize baktırtmaya çalışıyor. Gözlerin bize anlatmak ve bize bir rota çizdirtmek istediği şekilde sana dinini anlattırmaya çalışıyor. İmam Rabbani'ler, İmam Taftazani'ler, İmam Cürcani'lerin yok mu? Gözler kim? Senin Aşık Paşa, Neşri, Oruç Bey, Kemal Paşazade, Hoca Saadettin Efendin yok mu? Toynbee kim? Sana bunları referans alarak dinini öğretmeye çalışıyor. Sen bunu doğru bilmediğin için çocuğa doğru anlatamıyorsun. İmam Gazali buyuruyor ki, eğri ağacın doğru gölgesi olmaz. Sen eğrisin, çocuğun nasıl doğru olacak? Sen doğru bilmiyorsun. Tarihi meselede tartışıyorum. Adam dinden bana delil getirmeye çalışıyor. Söylediği şeyin fıkıhta bir hükmü yok.
Böyle bir şey yok. İslam hukukunda böyle bir şey yok. Ayet yok, delil yok, hadis yok. Dinde sıkıntı var, tarihi düzeltmeden önce dindeki sıkıntıyı çözmek lazım. Bugün yıllarca İmam Hatip sıralarında ve hala da bunun psikolojisi hala bizim insanımızda var. FETÖ kafası. FETÖ'nün bize öğretmek istediği ve empoze etmek istediği zihniyet. Yıllarca biz hutbelerde, cuma hutbelerinde şunu duymuşuzdur. Peygamberin çocuk sevgisi, peygamberin hoşgörüsü, peygamberin adaleti. İslamiyet hoşgörü dinidir. Yıllarca bu şekilde anlattılar. Halbuki bu böyle mi acaba? Bu peygamberin gadaplı bir yönü yok mu? Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Hazreti Ali'yi, Hazreti Hamza'yı nereye koyacağız? Halid bin Velid'i nereye koyacağız? İslam hoşgörü dini değildir. İslam müsamaha dinidir. İmam Gazali'nin İslam'da müsamaha diye küçük bir risalesi vardır. Orada İslam hoşgörü dinidir ifadesini çok güzel bir şekilde çökertiyor. İslam kafirin yaptığını hoş görmez. Müslümanın yaptığını hoş görür. Müslümana hoşgörülü yaklaşır. Kafire hoş görmez. Kafirin yaptığı bir bize karşı, İslam'a karşı bir düşmanlık varsa bunu yok etmeye çalışır. Bununla mücadele etmeye çalışır. Nitekim Hazreti Ömer, Halid bin Velid, Hazreti Hamza, Hazreti Peygamber bunu yapmaya çalıştı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz Kabe-i Muazzama'ya Müslüman olduktan sonra gittiği zaman ne dedi? Anasını evlatsız, karısını dul, evladını yetim bırakmak isteyen varsa çıksın karşıma dedi. Halid bin Velid kafir ordusuna karşı kafir komutana mektup yazdı. Dedi ki, "Gad ci'tukum, size geldim. Bir ricalin, bir ceyşin, bir kavmin, bir kavimle, bir orduyla, adamlarımla geldim. Yuhibbunel mevte ve şehade. Onlar ölümü seviyorlar, onlar şehadeti seviyorlar. Kema tuhibbunel hamra ve nisa'e vel hayate dedi. Onlar sizin hayatı sevdiğiniz gibi, sizin şarabı sevdiğiniz gibi, sizin kadınları sevdiğiniz gibi onlar da şehadeti ve ölümü seviyorlar. Teslim olun dedi. Onlar işte böyle mücadele etti. Onlar kafire karşı böyle cihad ettiler, böyle mücadele ettiler. Ama sen bugün kafire karşı İslam hoşgörü dinidir. İslam hoşgörü dini değildir. Bunlar sahabe efendimize bakacağız, Resulullah'a bakacağız. Yol onun yoludur. Bir yol oraya varmıyorsa o yol sıkıntılıdır. O yolda bir sıkıntı vardır. Biz çocuklarımızı, biz gençliğimizi Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı anlatarak yetiştirirsek o zaman zaten doğruyu yapacağız. Doğru bir şekilde yetiştireceğiz. Bugün okullarda sahte kahramanları kahraman diye yutturuyorlar Üstad Necip Fazıl'ın ifadesiyle. Sahte kahramanı sana kahraman diye yutturuyor. O sahte kahramanları kötüleyerek bir yere varamayız. Evet, hakikati söylemek zorundayız. Ama bir yere kadar. Onlara karşı Hazreti Ömer'i, Hazreti Osman'ı, Ebu Bekir Efendimiz'i, Ali Efendimiz'i radıyallahu anh bunları anlattığımız zaman zaten onları sevecekler. Hakikatin nerede olduğunu bilecekler. Bugün bir çocuğa Ömer Efendimiz'i anlattığımız, Hulefai Raşidin Efendilerimizi anlattığımız zaman ben de onlar gibi olmak isteyeceğim diyecek. Ama bunları anlatmazsak o sahte kahramanlar gibi olmak isteyeceğim diyecek. Çünkü onu kahraman bilecek. Bugün bunları anlatmak zorundayız. Ehl-i sünnet hassasiyeti olması lazım. Bir adam sahabeye sövüyorsa, bir adam Hazreti Peygamber'e sövüyorsa onu silip atmak lazım. Ehl-i sünnet hassasiyeti gerçekten çok mühim. Sahabeye sövdüğü anda bitmiştir. Hazreti Peygamber benim ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine tutunursanız kurtuluşa erersiniz buyuruyor. O bir gençliğe sahabeyi anlattığımız zaman bitmiştir. O gençlik zaten doğru yetişecektir. O eğri ağaç zaten doğru olacaktır. O ağacın o zaman doğru bir gölgesi olur. O gence tarih şuurunu aşılamak lazım. Şimdi bir adam bahsediyorsa, sahabe efendimizden ödlek diye bahsediyorsa, gelsin o Ebu Bekir, şimdi de Ebu Bekir gibi olsun diyorsa, ben bu adama muhabbet beslemem. Bu adam benim için bitmiştir. Sahabeden babasının oğlu gibi bahsediyorsa, bitmiştir. Kur'an'da ayet var, radiyallahu anhum ve radu an diyor Kur'an. Eğer sahabeden bahsederken sen radiyallahu anh demiyorsan bitmiştir.
Bu adam benim için bitmiştir. Sen bugün farz-ı mahal üniversitede ben çok tartışıyorum saygı çerçevesinde hocalarımla. Mahmut Hoca diyelim. Farz-ı mahal Mahmut diye birisi var. Profesör. Mahmut hocam yerine Mahmut diye seslensem hoşuna gider mi? Gitmez. Sahabeden bahsediyorsun ya. Resulullah'tan bahsediyorsun. Sallallahu aleyhi ve sellem nasıl demezsin? Nasıl radiyallahu anh demezsin? Bir gençliğe bunları aşılamak lazım. Önce dinini bilmesi lazım. Önce ehli sünnet itikadını bilmesi, akaidini bilmesi lazım. O zaman bunları bildiği zaman gerçekten hakikatin ne olduğunu bilecek. Dinini doğru bildiği zaman o zaman tarihini de doğru yorumlayacak, doğru anlayacak, doğru bakacak. Bunları bilmediği zaman evvela sıkıntı burada başlıyor. Tarihte bir mesele konuşurken bu meseleyi düzeltmeden buna geçemiyorsun. Çünkü düğme yanlış iliklenmiş. Düğmeyi yanlış ilikliyor. Hepsi yanlış ilikleniyor. O yüzden yanlış yorumluyor. Nasıl bir Roma İmparatorluğunu konuşuyorsan Hristiyanlık dinini, Hristiyan olmasan bile Hristiyanlık dinini adın gibi bileceksin ve öyle değerlendireceksin. Kafir de olsa haksızlık yapmayacaksın. Müslümanın devleti Osmanlı'yı, Selçuklu'yu konuşuyorsan benimle o zaman Müslüman olmasan bile İslam dinini, Ehl-i Sünnet itikadını iyi bir şekilde bilmen lazım ve benimle öyle konuşman lazım. Yoksa meseleleri doğru yorumlayamıyorsun. Yoksa meseleleri anlayamıyorsun. Yok efendim onlar diyor kardeşlerini katleden cani ruhlu adamlardı. Sarayda şöyle eğlence yapardı, şöyle haremden çıkmazdı, şöyle sefer yapmazdı, şöyle esrarcıydı, şöyle vatan hainiydi, şöyle istibdatçıydı. Anlatıyor şimdi. Böyle bir tarif ettiği devlet değil 6 sene, değil 6 asır 6 sene ayakta kalmaz. 6 sene ayakta kalmaz çünkü öyle anlatıyor. Batıya göre anlatıyor. Toynbee okumuş. Zinkaizen'i okumuş, Nikolay Yorga'yı okumuş. Bunları referans alarak bana anlatıyor benim dedelerimi, benim tarihimi. Bunu sıkıysa git Roma İmparatorluğu için söyle. Roma'da imparatorların nasıl, özür diliyorum, hem cinsleriyle ilişkiye girdiğini, nasıl kendilerinden küçüklere tecavüz ettiklerini, nasıl başkalarının, askerlerinin, komutanlarının kadınlarıyla nasıl ilişkiye girdiklerini anlatsın. Kendi kaynakları yazıyor. Bunu benim kaynağım yazmıyor. Roma İmparatorluğu'na sıkıysa bunu söyle. Ama gelip Osmanlı'ya bunu söyleyebiliyorsun ve Osmanlı'nın kaynağı olmayan kaynaklar. Toynbee, bir batılı kaynak. Zinkaizen, 4. Murat Han'ı içkici yapar, sarayda ayyaş yapar. Hem içkiyi yasakladı hem içkici yapıyor. Babinger, Fatih'e eşcinsel yapıyor. Buyur. Ama bir de kendi kaynaklarına baktığın zaman acaba öyle mi anlatıyor? Tarihi doğru okumak, doğru anlatmak lazım. Çünkü bir gençliğe, bir nesle bundan şuur verir. Tarihçi Naim Ağa'nın bir ifadesi vardır. Tarih ilmi, faidesi herkese şamil olan bir ilimdir. Ulemanın zekasını artırır, avamı eski bilgilere, havası da gizli sırlara vasıl eder diyor. Ve insanın basiret gözünü açar diyor. Yani tarih ilmi faydası herkese şamil olan bir ilimdir. Herkese faydası olan bir ilimdir. Ulemanın zekasını arttırır. Alimlerin, bilginlerin, fazılların bilgisini arttırır. Avamı eski bilgilere, yani halkını eski bilgilerine döndürür. Onları bildirir, hafızasını hatırlatır ve basiret gözünü açar, gönül gözünü açar diyor. Tarih ilmi bunun için çok önemli. Bunları iyi bilmek lazım. Bunları bilmediği zaman rotayı doğru çizemiyor. 100 sene önce ne tekrarlandıysa bugün hala bu tekrarlanıyor. Şimdi çıkıyorlar. Orada falanca kişi istibdatçıydı Abdülhamit için. İstibdatçı diyor. İstibdatçı bir padişahın döneminde faili meçhul cinayetler olur. Abdülhamit Han'ın döneminde kaç tane faili meçhul cinayet var? Kendisine bomba suikasti yapanları bile affetmiş. Kendisini tahttan indirmek isteyen bunca zaman Ali Osman oldu. Bir kere de Ali Mithat olsa ne olur diyen adamları bile affetmiş. Onları bile affetmiş, onlara bile merhamet göstermiş. Bırak faili meçhul cinayeti, onları affetmiş. İstibdatçı padişahın döneminde acaba talebeler ayaklanıp hürriyet, hürriyet diye nara atabilir mi? Bir kere bunu öğrenmek lazım, bir kere bunu bilmek lazım. Ama ondan sonra bugün sahte kahramanlar işte geliyor. Hürriyet kahramanı olarak tanıttıkları adamlar, Abdülhamit Han'ı baş aşağı ettikten sonra
Darbeyle yönetime gelenlere biz bugün hürriyet kahramanı diyoruz. Acaba ne kadar hürriyet kahramanı? Abdülhamit'e istibdatçı diyenler burada niye susuyorlar? Hürriyet kahramanı diyor. Darbeyle yönetime gelecek, Yakup Cemil'i şakağından bir baskınla vuracaklar. Bu adamlar hürriyet kahramanı olacak. Sopalı seçim yapacaklar, bu adamlar hürriyet kahramanı olacak. Bir siyasetçi de çıkacak, benim dedelerime istibdatçı diyecek. Bu mümkün mü? İşte tarihçi bir de bu. Bunu bilmeden adam, doğru düzgün tarihi okumadan, tarihi yorumlamayan adam yolunu, rotasını doğru çizemiyor işte. Bunu doğru bilmiyor. Önce doğru bilecek, önce doğru yorumlayacak. Doğru yorumlamadığı zaman günümüze de doğru bir perspektiften bakmıyor. Eski rahmetli Osman Turan hocanın bir ifadesi vardır. İyi bir tarihçi 10 sene öteyi görebilir diyor. Rahmetli Üstad Kadir Mısıroğlu'nun ileriye yönelik konuşmaları, ileriye yönelik o analizleri bu yüzden doğru çıkıyor. Çünkü iyi bir tarih biliyor. Tarihi iyi bir şekilde yorumluyor. İyi bir şekilde hakim olmuş ve Sovyetler yıkılacağını onlarca sene önceden söylüyor. Bugün hala aynı çatışmalar var. Geçmişte vefat etmeden önce yıllar sonra birileri çıkacak, din çatısı altında sana ben daha dindarım, bana oy verin diyecekler dedi ve bugün hala aynısını yaşıyoruz. Yaşamıyor muyuz? Yaşıyoruz. İşte tarihini doğru bilmek lazım. Gence İmam Hatip sıralarında, lise sıralarında, Anadolu okullarında sen tutup anlaşmanın maddelerini ezberletirsen, Rönesans, reformun sebep sonuçlarını öğretirsen bu öğrenciye bir şuur vermez. Öğrenciye Alparslan'ı anlatacaksın, Melik Şah'ı anlatacaksın, Türk devletlerini, Müslüman devletlerini anlatacaksın. Bunlar öğrenciye bir şuur verir. Onların mücadelelerini anlattığın zaman bir hassasiyet oluşacak. Sultan Alparslan'ın seferlerini, son seferlerini, vefat ediş şeklini, söylediği bid'at ehline karşı söylediği sözleri anlattığın zaman o zaman ehli sünnet hassasiyeti oluşacak. O zaman tarih şuuru oluşacak o gençlikte. Sultan Alparslan, Veziri Erdem bir batıniyi katiplik vazifesine atadığı zaman Sultan Alparslan bir gün divanda şunu o Veziri Erdem söz alıyor ve bir yorum yapıyor divanda. Sultan Alparslan dönüyor. Sen diyor benim devletimin hasmı mısın diyor. Haşa hünkârım diyor. Haşa hanım. Nasıl olur? Ben sizin devletinizin nasıl hasmı olabilirim? Bana bu sözleri niçin söylüyorsunuz diyor. Falanca batıniyi vazifeye getirmedin mi diyor. Hünkârım diyor. Bir batıninin size ne zararı olabilir? Sizin bu kudretli cihan imparatorluğunuza ne zararı olabilir diyor. Sultan Alparslan bana bir at kılı getirin diyor. Getiriyor, al diyor bunu kopar diyor. Koparı veriyor. Veriyor eline iki tomar. Kopar diyor, koparı veriyor. Üç tomar veriyor, zorlanarak koparıyor. 10 tomar veriyor, koparamıyor. İşte bunlar da böyledir. Bir olur, iki olur, üç olur. Devletin tamamına sızarlar ve devletin elden gider. İslam, ehli sünnet itikadı elinden gider. Çünkü onlar her daim ehli sünnet itikadına sahip çıkmışlardı. Ve diyor ki Sultan Alparslan, bunlar da böyledir. Bir olur, iki olur, senin devletini yıkarlar. Biz halis Müslümanlarız, biz halis Türkleriz. Bid'at nedir bilmeyiz diyor. Cenab-ı Hak biz Türkleri bu temiz, pak itikatta olduğumuz için bizleri aziz kıldı diyor. Sultan Alparslan işte böyle dinine sahip çıkıyor. Abbasi halifesinin üzerine Şia, Şii Fatımiler, Şii Bübeyhoğulları üzerine sefer düzenlediler. Şii halife Sünni halifenin üzerine gidecek ve Sünni halifeyi öldürüp Sünni inancı bu dünyadan silecekti. Bütün Sünnileri katledecekti. Belki de biz başarılı olsalardı bugün Şia olacaktık. Şii olacaktık. Abbasi halifesine destek verdi ve Şii Büveyh sınırlarını içerisine dahil etti. Abbasi halifesiyle ilişkilerini korudu. Sünni inancı bizim kadar ulaşmasına sebep oldu, vesile oldu. Sünni inancı bize kadar ulaşmasına vesile oldu. Şimdi bunları bildiğimiz zaman, tarihte bunları bildiğimiz zaman o zaman bir hassasiyet oluşacak.
Bizim neslimiz yüzyıllarca Sünni inancı, Ehl-i Sünnet inancı sahabe efendilerimize nasıl hassasiyet göstermiş, nasıl mücadele etmiş. Çocuğa bunları anlattığın zaman o zaman bir şuur vereceksin. Alparslan'ı hocası anlatırken okullarda Alparslan Malazgirt'te geçti bitti. Bu kadarla kısıtlı bırakırsan o zaman o genç bir hassasiyet sahibi olacak. Osmanlı yüzyıllarca mücadele etmedi mi? Sahabe efendilerimiz için mücadele etmedi mi? Yavuz Sultan Selim Han kutsal toprakları aldığı zaman biz buraların hakimi değil, hadimiyiz dedi. Bu insanlar o toprakların hadimi değil miydi? Hadimlik etmedi mi? Hizmetçilik etmedi mi? İşte bunları bildiği zaman birisi çıktı. Hocanın birisi, talebenin birisi arkadaş ortamında Osmanlı'yı kötülediği zaman, Osmanlı hakkında iftira attığı zaman o zaman neyin ne olduğunun farkına varacak. Diyecek ki benim neslim böyle değil, benim ecdadım böyle değil, ben böyle bir dedenin torunu değilim, benim dedem böyle değil. O zaman bunu anlayacak, o zaman yolunu doğru çizecek.